Merhaba arkadaşlar, günaydın hepinize. Umarım iyisinizdir. Diyarbakır Havalimanı'ndan video çekiyoruz. Çekmemizin sebebi Batman'daki yaşanan durumla ilgili bir açıklama yapma gereği hissettiğim için. Batman'daki Cuma günü vermiş olduğumuz konser esnası aslında bir doğadan üzerinden gelişen bir durum değil. Tamamıyla işletmeyle ilgili bir sıkıntıydı. İşletmenin ruhsat ilgili problemin olduğuna dair bir ihbar alındığını ve bu ihbar üzerinde polislerin geldiğini gördük. Çok ani gelişen bir durumdu ki öncesinde olay halledilmişken ikinci sefer tekrar başka bir ekibin oraya gönderilmesi de işin başka bir boyutu olsa gerek diye düşünüyorum. İçeriye girmeleriyle beraber hiç o anda nasıl olduğunu bile görmedim. Yani içeriye girdiklerini bile görmedim. Sadece bir anda yani gözüm kapalıyken bir anda elimdeki mikrofonun elinden alınıp müziğin kesildiğini söyleyebilirim. Yani bir bağırmayla herkes dışarıya çıksın, hesaplar ödensin, işte buranın böyle bir problemi var gibi bir durum, bir problemle karşılaştık. Aslında şöyle bir durum olması gerekirken, yani yasal mevzuata göre işletme sahibiyle olan halin içerideki insanlarla çok müdahil olmadan dışarıda halledilmesine dair bir durum söz konusu olması gerekirken pek olmadı, tersi oldu. Sadece şöyle bir eleştiri yapmak ve oradaki izleyicilerin adına da bir anlamda konuşmak oluyor bu yayınlamış olduğum video. Üslup ve adapla ilgili bir problem, bir sıkıntı vardı. Zaten benim en temel eleştirdiğim nokta oydu. Hiç kimsenin bir dil üzerinden siyaset yapması doğru değil ve herhangi bir dilin üzerinden de o siyaseti geliştirip başka bir boyuta taşıması hele hele hiç doğru değil. Çünkü dünyadaki bütün dillerin, yaşayan bütün dillerin evrensel olduğunu unutmamak lazım ve bütün diller hepimize aittir, hepimizindir. Bizim görmemiz gereken temel şey burada ve bizim bu noktadaki bu eril hikayeyi de kendi zihnimizden atmamız gerekiyor ve daha olaya daha çözümleyici ve bence çok daha başka noktadan bakmak lazım ki birbirimizi anlayabilelim. Yaşanmış olan olay bu hale gelmesini ummuyordum ki kesinlikle bir dodan üzerinden yürütülen bir durum olduğunu olmadığını söyleyebilirim. Evet, Kürtçe şarkı söylediğim doğrudur. Kürtçe şarkı esasında olayın gerçekleştiği de doğrudur. Fakat bu noktada olayın bu hale gelmesi bir dodan üzerinden olan bir durum ya da Kürtçe şarkı söyleniyor üzerinden olan bir durum haline getirmesi bence yanlış. Gelişen şey öyle değildi. Zaten kim çekmişse bilmiyorum. Bir arkadaş video çekmiş ve orada da ifade etmiş olduğu bir şey yerinde bir durumdu. Adap ve üslupla ilgili bir sıkıntı vardı ve adap ve üslubun hoş olmadığına ve özür dilenmesi gerektiğine dair oradaki arkadaşa söyledim zaten. Tabii özür dilenmedi, başka bir şey. Ama bu, olayın bu kadar çok üst boyutlara taşınması sadece bizi çözümden ziyade çözümsüzlüğe de ittiğini belirtmek isterim. Çok üzüldüm aslında. Hani her anlamda üzüldüm. Bu şekilde lanse edilmesi ve buraya kadar taşınması üzücü. Biraz daha geniş düşünmeye ve biraz daha geniş olmaya, biraz daha olayları bu şekilde biçimlendirmeye bence daha çok fazla ihtiyacımız var bu zaman diliminde. Hepimizin birbirimizi iyice duymaya ve birbirimizi iyice sarılıp dokunmaya ihtiyacı olan bir zaman diliminde yaşarken ve bu yaşanan durumu da çok başka bir hale koymamak da bence çok iyi olur diye düşünüyorum. Kelimeleri toparlayamıyorum. Hani daha başka ne söyleyebilirim diye. Ama bilmenizi istediğim tek şey kesinlikle ve kesinlikle bir siyasi bir pozisyon asla olmadı, asla değil. Hiç kimse bunu bir politik bir şeye çekmesin. Elimden mikrofonun alındığı doğrudur. Adap ve adabında bir davranışın sevgilenmediği doğrudur. İçeriye böyle paldır küldür girdiği doğrudur. Oradaki insanların rahatsız edildiği doğrudur. Ama onun dışında hani başka herhangi bir şey yaşanmadı. Tamamıyla mekan ve oraya gelen güvenlik görevlilerinin ihbar üzerine gelmesiyle gelişen bir durumdu.
Ve olay buraya kadar geldi. Çok üzgünüm. Bir bu noktada üstüme düşen ne varsa bütün şeyiyle yapmaya da hazırım. Hepimiz bu hayatın bir parçasıyız ve o parçanın içerisinde var olabilmeyi ve yaşamayı öğrenmeliyiz. Bizim en güzel duyarlılığımız bu anlamda bütün diller bizimdir ve bizi var edenler üzerine hiç kimsenin ve hiçbir şeyin tahakküm olmaması ve bu şekilde içselleştirmemiz çok daha manidar ve iyi olacaktır. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.